Biliyordum. Bekliyordum. Çok bile dayandım. Çünkü bizim sonumuz daha en başından belliydi. Biz 4 kişiydik. Kuyu dibinin 4 günahsız çocuğu. Ecevit, yani Şerif, liderimizdi. Bilal, yani Sarı, en küçüğümüz. İbo, Iska, neşelimizdi bizim. Ben Zeki, yani Yanık. Bir de Ahu, hepimizin kıymetlisiydi. O da 5.'miz. Bir kötülük ettiler bizi. Biz de bir yemin ettik. Susluk. Yıllar sonra bir isim verecekler bize. Suskunlar diyecekler. Şimdi kimse bilmez. Yalnız ben biliyorum. Aslında bizim hikayemiz 20 yıl evvel bitmişti. Ama bu sabah her şey yeniden başladı. Ben başladım. Yıllarca görmedik birbirimizi. Bambaşka yollara gittik. İçimizden sadece biri çok şanslıydı. İyi okullarda okudu. Afilli arabaları, fiyakalı takımları, uzun bacaklı sevgilileri, her şey oldu. Kuyu dibini, çocukluğunu, başına gelenleri unuttu. Ama bir daha kimseye haksızlık yapılmasına izin vermedi. Ecevit Orhan, yani bizim Şerif. Kariyerinin zirvesindeydi Ecevit. Cümle alemin öldürsen olmaz dediği bir davada son celseye gelmişti. Patron bu çok. Beni gıcık etmek için yapıyorsun değil mi? Böyle patron. Ha? Milyon dolarlık adamı kurtarıyorsun oğlum İpten. Biz de ona göre bir şey yapacağız herhalde. Tabii kazanırsan. Tarihine bak tarihine. 2 gün sonra. Hepsi senin oğlum Hoca. Ecevit kalk, çalışman lazım. Sen dur bakalım, bir sen ama.
Kendine ait bir oda, stajyer. Bir de şirketin arabası altına, tamam mı? Bak son teklifim ha. Teşekkür ederim. Ama yokum diyor. Bir sen kızım nedir senin böyle? Restoran, halkla ilişkiler falan ha? Sen avukatsın kızım, ben seni tanıyorum. Sonra gelirsin kapıma yaldırırsın, almam. Sermetciğim, şöyle özetleyeyim canım. Ben bu şirketten alacağımı aldım. Aşktan soğudum ya milleti boşandıra boşandıra. Yani yarın öbür gün bir evlilik teklifi alsam nasıl kabul edeceğim bilemiyorum. Oldu. Bana müsaade. Hepimiz Ecevit kadar şanslı değildik. Bazılarımızın daha çok asılması gerekiyordu hayata. İbrahim Kene mesela. Bizim ıskayı bu. Yettim abi. Canım çıktı yemin ediyorum. Abi dediği adam da bizim Sarı. Bilal Tutkun. Bu ne lan? Bisiklet abi. Abici araba köstürsü kaynattı. Ne yapaydım? İş var, adam gelmiş. Merhaba kardeş. Gittim bittim olmadı, gittim bittim olmadı. Taksi verecek 5 para yok. Ben de bunu buldum. Ne yapayım? Gel kardeşim. Birbirimizi görmemeye yemin etmiştik. Ama Sarı ile Iska o yemini çoktan bozmuşlardı. Mecburlardı bir yerde. Kuyu dibinden hiç ayrılmadılar çünkü. Bilal 1. sınıfta, Iska 2. sınıfta şurttandı liseden. Zaten dertleri de okumak değildi. Onların derdi, daha doğrusu Bilal'in derdi başkaydı. Bana gelince, altımdaki alete bakıp parayı buldum sanmayın. Ne parayı buldum Ecevit gibi, ne de paranın peşinden koştum Bilal Libo gibi. Bendeniz Zeki Sinanlı. Yanık Zeki. Ne adam gibi bir evim oldu, ne bir arkadaşım, ne bir sevdiğim. Zeki. Ama son dediğim bugün değişmek üzereydi. Kazak ördü diye kız mı istedir Zeki? Kimse bana kazak örmedi müdürüm. Kimle gideceksin, kim isteyecek kızı? Kimseyle. Ceketimi alıp gideceğim Allah'ın izniyle. Hemen fırtına gibi gidiyorsun, bu adresteki adamı alıp bana geliyorsun. Müdürüm şey, akşam... Bu adamla toplantım var. Acele getir ki bitireyim. İşim var. Daha gideceğim. Sana kız isteyeceğim. Bir günde hem bir baba, hem de bir eş namzedim olmuştu. İçim içime değil, içim evlere, sokaklara, içim dünyalara sığmıyordu. Talih benim de yüzüme gülmüştü lan. Hayat o kadar da adaletsiz değildi işte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk koçum. Baba ne haber? Özcan ben, Özcan. Özcan Tiryaki. Yeah. Ne yaptınız? Ne yapıyorsun oğlum? Niye durdun oğlum ya? Ne oluyor oğlum? Şerif! Yapabilirdi Ecevit. Basıp gidebilirdi oradan. Unutabilirdi. Ama onun yerine... Sarı. Yeni hayatına hoş geldin Ecevit. Şu cakaya bak. Şu takıma bak, şu saça, başa bak, bak. Hayırlı olsun, sen de komi olmuşsun.
Şerifime bak be! On numara takım oğlum bu. Özel dikim. Annem mi dikti? Gel bir gel. Allah. Allah. Lan! Avukatım geldi. Avukat mı? Torpiliniz 10 dakikadan fazla sürmez avukat. Ordu gibi girdiniz içeriye. Emniyet müdürü, emniyet müdürü. Burada bizim borumuz öter. Okeyimiz olaydı lan keşke. Salak! Kardeşim! Geldiniz lan. Vakit yok, hadi sonra sarılırsınız. Sarılması yok kardeşim. Var kardeşim. Şimdi sen her şeyi baştan anlatacaksın bana. Turmadakiler bakıyor. Ben de üstünde olacağım. Kaç haftaya çözeceğiz bu yanlışı. Yanlış manlış yok. Çektim, vurdum Özcan'ı. Şşş! Vurmadın sen kimseyi. İtiraf etme. Bana bırak, ben halledeceğim. Ecevit, ben bir karıncayı bile incitmedim kardeşim. Allah yukarıda. Ama çektim, vurdum Özcan'ı. Tamam, tamam sus. Vurduysan da halledeceğim. Hiçbir şey halletmeyeceğim. Ne demek o? Şu demek kardeşim, seni buraya bir şeyler hallet diye getirmedim. Ha. Niye getirdin? Seni kardeşim buraya, Zeki'nin başladığı işi bitirelim diye getirdim. Unuttun mu? Bize ne yaptılar, unuttun mu? Ondan önce biz kimdik, unuttun mu? Burası kuyu dibi. Şehir içinde şehirdir. Ben bir şey miyim daha? Ecevit, alsak ya biraz. Paran var mı? Yok. Açmış ama bak, canı da istemiş. Her şeyi yapardı insanoğlu. Her şeyden vazgeçerdi. Tek şey hariç. Ahu nerede? Aşk. Bizim hikayemizde aşkın adı Ahu'ydu. Hadi akşam gel de vesikalıklarını al, tamam mı? Tamam abla. Çocukluk çetemizdeki tek kız da Ahu. Tamam.
Ecevit'in büyük aşkı. Ecevit. Benim. Ne var ki Ecevit çocukken tutkundu ona. Bilal hayatı boyunca. Bak bana, aynı gece çıktın geldi. Agacım yok bir. Sen rahat ol. Doktor gönderdi, biz de geldik. Sen bakabildin mi kimmiş beni buna? Hah. İti an çomağı. Gel bakalım gel. Öt bakalım. Adamın adı Zeki Sinanlı. Kimdi lan Zeki Sinanlı? Şş. Kalk kalk kalk. Kalk. Tanıyor mu lan? Bir yerden çıkaracağım ben bu herifi ama yok. Neciymiş? Özel şoför. Hani dün görüşeceğin adam var ya, Erfay'ın bulut. Ulan onu biliyoruz lan. Abi bir şey çıkmaz ondan. Bugün hastaneye geldi lavuk. Aklı gitmiş. Yeminler ediyor. Yok abi, benimle alakası yok. Ben de bilmiyorum falan yapıyor. Devam, devam, devam. Abi devamı, bu adamın kimi kimsesi yok. Ne akrabası var, anası babası Mefta. Sevgilisi yok, arkadaşı yok. Ne bileyim, garibanın tek işte. Onu biz de anladık oğlum. Sen ne buldun sen? Hiç. Üçün biri. Kafalı. Çıkar şu sakızı ağzından. Cebrail'e söyle, ilgilensin insan evladıyla. Cebrail mi ilgilensin? Ne sandın? İrfan'ın sağ kolunu vurmuşlar, adam hapiste keyif çatıyor mu dedirteyim el aleme. Ondan sonra dizisinler bu kapıya, her gelen sıksın kafamıza bir tane. O mu? Onu mu yapayım? Ha? Ne? Bir şey mi diyeyim? İyi akşamlar İrfan Bey. İyi. Abi sana da tekrardan geçmiş olsun. Eyvallah. Abi, emin misin? Cebrail mi? Sen karışma lan. İşine bak. Kancı kat gibi kişneyip duruyorsun. Karı gibi gittin, tarattın kendini, konuşuyorsun hala. Ama var onunla bir iş. Geliyor burnuma bir koku. Hadi bakalım. Şimdi... Zeki de söylediklerimi duydun. Bizim hesabımız bu dört kişiyle. Bu Özcan meselesi. Özcan'ın yanına beni sokmazlar. Bu herif eskiden bile iki tane korumayla geziyordu. Şimdi artık bordu takıyordur. Yani artık sen bir şekilde beni Özcan'ın yanına sokacaksın. Ben de kafasına sıkacağım. Plan bu. Sorusu olan. Niye yapayım? Af buyur. 20 sene. Şimdi sen bu adamlar bize ne yaptı unuttun mu? Yeni bir hayatım oldu diyorum. Unuttun yani ha? Arkamda bıraktım. Hepsini bıraktım. Baştan başladım. Tırnaklarımla kazandım her şeyi. Niye döneyim şimdi? Ecevit, son kez soruyorum sana. Unuttun mu? O hücrede betonda uyuduğunu unuttun mu? Kendi kanında yattığını unuttun mu? Bu adamın bağırış çağrışlarını, serzenişlerini, çığlıklarını unuttun mu? Hayatımızı lan unuttun mu? Unuttum! Ya lan! Hepsini unuttum! Unutmadın kardeşim. Unutmadın. Bilsen yapma. Aç şunu. Allah kahretsin, aç şu ışıkları! Sürpriz. O yüzden geceleri ışığı açıp yatıyorsun. O yüzden hala o kabusları görüyorsun. Unut. Unut. Haksızlık değil mi Şerif? Yok. Bir şey olmadı.
Unuttum. Çarptığımız ihtiyar ölmedi. O sakat kaldı. Biz mahkum. Döngelli çocuk cezaevi. Çok duymuştuk namını. En çok da bu adamı. Baş gardiyan Sait. Hadi oğlum, hadi, hadi. Geç, 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 geç. Hadi oğlum, hadi sallanma. Gel şuraya. Anlat. Anlatacak bir şey yok. Neden buradayız o zaman Necevit? İlk kez de değil üstelik. Durup dururken deliriyorsun. Geceleri uykularından bağırarak uyanıyorsun. Kendini banyoya kapatıyorsun, saatlerce çıkmıyorsun. Derdin ne? Yok bir derdim. Benim var. Benim bir derdim var. Ben her şey yolundaymış gibi yapmaktan bıktım. Her şeyin var Ecevit. Daha ne istiyorsun? Bana bak. Ecevit daha ilk gece pis bir hücrede kendi kanının içinde bir başına yatarken anlamıştı. Bu daha başlangıçtı. Psst, Şerif! Şerif! Orada mısın? Benim sarı. Neredesin? İyi misin? Ya şöyle bir göreyim. Bir çift bir yer burası Şerif. Geleceksin değil mi koğuşa geri? Geleceğim ben iyiyim. Ya sen gelsene şöyle bir göreyim. Kim yaptı bunu sana kim? Lan söyle kim yaptı bunu sana? O çocuk İrfan. Üzülme acımadı o kadar. Vallahi azıcık acıdı. Hey! Bela mısınız lan siz? Dönüyordum ben şimdi. Özür dilerim. Boştan çıkmayacaksınız demedim mi? Ben çağırdım ben! Murat beni al ben çağırdım! Murat beni çağırdım! Murat! 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 Ben sana demedim lan! Kalkmayacaksın demedim lan! Murat! Murat ben çağırdım! Lan demedim lan! Ağlama! Kalkmayacaksın demedim lan! Ecevit canım. Ecevit. Canım. Ödümü patlattın iyi misin? İyiyim. Geçti. Geçmemiş. Kim ne yaptı sana bilmiyorum ama. Geçmemiş canım. Ben anlayacağım biraz. O
kuyunun kapağı açılmıştı bir kere. Artık hepimiz hatırlıyorduk. Biliyordum. Bekliyordum. Çok bile dayandım. Çünkü bizim sonumuz ta en başından belliydi. Bir gün bir yerde, belki sokak ortasında, belki sevdiğimiz kadının koynunda, belki de böyle bir delikte. Ama ille bir namlunun ucunda bitecekti. Biz 4 kişiydik. Kuyu dibinde büyümüş 4 arkadaş, 4 kardeş. Bundan yıllar sonra bir isim verecekler bize. Suskunlar diyecekler. Şimdi kimse bilmez. Bir tek ben biliyorum. Çünkü ben gittiğim yerden her şeyi görebiliyorum. Efendim. Benim. Zeki. Buradayım kardeşim. Yanındayım. Beraber çıkacağız buradan. Sarı, Iska, sen, ben. O yüzden vedalaşmayacağım senin. Hoşça kal demeyeceğim. Diyecek çok şey var. Ama çıkınca diyeceğim. Ben özür dilerim diyeceğim. Durduramadım onları. Bıraktım gittim sizi. Bakamadım ki yüzünüze. Ama hiç unutmadım diyeceğim. O son bakışını hiç unutmadım kardeşim. Ne yaptıysam unutamadım. Çıkınca diyeceğim. Ama şimdi demem. Çünkü yaşayacaksın Zeki. Buradayım kardeşim. Yaşayacaksın. Doktor, Zeki ne olur ölme. Doktor nerede? Zeki ne olur ölme. Birbirinin adını ölme. Buradayım kardeşim. Zeki. Adını ölme. Zeki buradayım. Çocuklar ölünce cennete gider. Değil mi Şerif? Değil mi öyle? Öleceğim ben. Saçmalama. Çıkıyoruz ya. Doldu ceza, bitti. Azıcan bırakmaz ki beni. Öleceğim burada ben. Hiç çıkamayacağım. Şşş. Bırakır mıyım ben seni burada hiç? Bırakma. Bırakma, öldürecek beni. Bir halt edemez. Eve dönüyoruz. Dönelim ne olur. Annemi istiyorum ben artık. Yanık. Hadi koçum. Bak kız uzun bitti. Defol git lan. Çıkıyoruz yavrum, bulaşma. Tamam işte. Son. Son bir konuşacağım. Altır. Ulan! Bu çocuğa dokunamazsın artık. Dokunursan karşında beni bulursun. Beni de. Göreceksiniz lan siz. Gitti mi? Kurtuldun mu? Ne sandın akıllım? Gitti lan, gitti. Gitti lan oradan. Şey, benden kaçtı. Tabii atın oğlum, seni görünce ödüm atladı. Ha, atladı kesin, oradan çatalı kesin. Gördü altını ediyor. Seni kapıya aldan ki. Gol yapıyordun, gol yapıyordun. Ha, kesin.
gelsin. Miras'a arkadaşını istemiş. Vermemişsin Şerif. Vermem. Çıkıyoruz. Dokunmayın. İyi. Ayrılmam o zaman size arkadaşınızdan. Onun yeni hepiniz alır. Veda partisi yapalım sizle bir. Yavaş. Bırak lan! Tamam. Senin sıran en son. Bizzat ben ilgileneceğim seninle. Herkes dışarı çıksın. Bırak! Zeki! İndir lan elini. İndir lan. Dur gitme! Bırak! Gitme! Bırak beni! Bırak! 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 Gitme! Gitme! Gazanfer. Lan! Bırak! Bırak! Başlıyor muyuz? Dün gece olanlar sırrımız bizim. Kimseye anlatmayacağız. Tamam mı? Unutacağız. Şimdi şu kapıdan çıkacağız. Ve bir daha birbirimizi hiç görmeyeceğiz. Yoksa unutamayız. Unutmak için birbirimizi unutmamız lazım. Birazdan asrın davasını kazanacaksın. Heyecanlı mısın? Beyefendi. Ne oldu Kamil? Üstümü mü arayacaksın? Pardon Cevit Bey, tanıyamadım. Özcan'ın yanına sokacağım, ben de kafasına sıkacağım. Yan bu. Soru sonra. Geldi mi? Gelmiş olması lazım. Savcının sekreteri 9:30'da dedi randevusu. Aman Ecevit Bey, bizde bir şey oldu sandık. Geç kalmazsın hiç. Geldi Mehmet. Her şey yolunda mı? Birazdan olacak. Kısa sürecek, merak etme. Ne haber lan insan evladı? Hallettin mi mevzuyu? Hallettim tabii abi. Ha, iyi. Bana bak, yeleği çıkarma da yolda gelirken delmesinler ha. Yok be abi. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Özcan. Gereği düşünüldü. Türk Ceza Kanunu'nun İlgili yasa maddeleri uyarınca. Beni hatırladın mı?
Özcan. Ne oluyor lan orada? Özcan. Beratine karar vermiştim. Biz dört kişiydik. Şerif, Iska, Sarı, bir de ben. Özcan! 20 yıl önce kestiler nefesimizi. Diğerlerimizin yaşaması için birimizin ölmesi gerekiyormuş. Tebrik ederim. Hak yerini buldu. Sonunda. Ecevit. Eliya'yla konuştum seni bulmak için ya. Mahkemesi var dediler de yetiştim. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Bir şey söyleyecektim ben sana da. Söyle. Dün seni dükkanda gördüm ya. Nasıl sevindim bilemezsin. Ben de sevindim abi. Geldin sonunda. Geldim. Ben senden bir şey isteyeceğim. İste. Bir daha geri gelme, tamam mı? Biz Bilal'le beraberiz. Nasıl söylemez Bilal bana? Ben söylüyorum işte Ecevit. Niye geldiğimi bilmiyorum. Ya da ne yapmak için geldiysen... yapma. Hayatımıza nasıl geldiysen öyle de git, tamam mı? Hoşçakal. Nereye götürecek seni, bu yara bitirecek seni. Hangi aşk dindirebilir ki öfkeni? Sevmek eskisinden de zor, yalnızlık ateşten kor. Zaman geçse de yine sönmüyor. Gör, hayat ölüm kadar ağır. Kulaklar birbirinden sağır, vicdanlar kör. Gör, hayat ölüm kadar ağır. Kulaklar birbirinden sağır, vicdanlar kör. Herkes bir gün yalnız. Huzur içinde yat kardeşim. Gözün arkada kalmasın kardeşim. Sen sormadan söyleyeyim. Her şey konuştuğumuz gibi, kimseyi takmadım peşime. Ne diyorsun kardeşim? Tamam mı? Devam. Sarı. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Nasıl bir şey? Soruyorum işte, sen söyle. Bir şey demek istiyor musun bana? Ya. Gidelim kalanları halledelim işte. Bizim meselemiz o değil mi? Haklısın. Gidelim bitirelim şu meseleyi. İlk adamımız Sarkoz İrfan. Nasıl çetesi vardı hapiste? Bugün de var belli ki. Yastadır şimdi çetesiyle. Özcan'ı kaybetti çünkü. Geversin puşt. Sen ama en çok onu istiyorsun. İrfan cezasını çeksin istiyorsun, değil mi Şerif? Oh.
sana niye Şerif diyorlar hiç sormadım. Daha da sormam. Ben seni unuturum gider. Ama sen beni hiç unutamayacaksın. Şerif. Özcan'la İrfan kopmadılar hiç. Diğerleriyle bir bağlantıları var mı biliyor muyuz? Sait'le Gazanfer? Yok. Varsa da yani bizim haberimiz yok. Olsa da olmasa da unutmayacağımız tek adam. Bitiyor. Bu da son adamımız. Nerede? Ne yapıyor? Yaşıyor mu bilmiyoruz. Doğru muyum? Sarı. Sarı. Benimkiler bitti. Seninkilere başlayalım mı? Şşş. Ses etmeden eyle. Millet uyanmaz. Ben diyorum ki bunların hepsini tek tek indirelim. Hem de nerede? Zeki'nin mezarının başında. Nasıl fikir? Temiz. Polis peşimize düşecek Özcan yüzünden. An meselesi. Adam vurup duramayız ortalıkta. Katil değilim ben. Ben Özcan'ı vururken de değildin. Sarı. Onlar bizden birini aldı. Biz de onlardan birini aldık. O kadar. Başka adam öldürmek yok. İyi ne yapacağız? Hakaret mi edeceğiz? Başka nasıl hesaplaşacağız bu adamlarla? Ona bakacağız. Bakamam ben ona buna. Sen bakacak mısın? Ya abi şimdi beni arada bırakmayın ama eğer başka bir yolu varsa. Var. Başka bir yol var. Kim bu be? Gardiyanlardan. Ne yapacak? Huzur evinde çalışıyor. Edirne kapıda. Gideceğim. O herifler bize ne yaptı her şeyi anlattıracağım. Kaydı alıp dava açacağım. Hepsi cezalarını çekecek. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bir şahidimiz olur diyorum. Denemeye değmez mi? Bu. Delirdiniz mi lan siz? Abi yavaş. Yok herifler yaptırma. Sakin Sarı. O heriflerin bize yaptığını değil mahkeme. Bir Allah'ın kulu öğrenirse yemin ediyorum çeker vururum kendime. Anladın? İyi günler. İyi günler. Hüseyin Kıran'ı arıyorum ben. Çıkar birazdan. Dörtte çıkıyor. Buradan çıkmaz ama. Arkada personel çıkışı var. Açıktır. Orada bekleyin. Bir kaydınızı alacağım ama önce. Prosedür. Git dur! Git! 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 Git!
İçeride bize ne yaptılar hepsini gördüm. Gördüm. Duydum. Hiçbir şey yapmadım. Tüh! Aç kaldın yine. Koysana lan. Çocuğa dokunma demedim ağzına. Sen kendin şerit. Getirin sarıyı. Bırak lan. Bırak lan. Ye. Yemeği lan yemeği ye. Ama döküldü. O zaman döküldüğü yerden yiyeceğim. Gel lan sen de şurada. Ne oluyor burada? Hüseyin abi. Ne? Yemek yiyoruz. Ye lan sen de. Ben bir şey görmedim. Hep başımı çevirdim. Hüseyin abi. Hep kulağımı tıkadım. Rüyalar görmeye başladım sonra. Yakama hep yapışıyor çocuklar. Böyle bağırıyorlar adımı. Ben hep sustum. Ama hepsi kaldı ha burada. Kapkara ciğerlerim. Bir senede de ömrüm var. Hastaneye yatman gerek dedi doktor. Geçen seneydi. Hapislerde öldürmeyin beni. Sermet, beni niye çağırdın? Adam avukat zaten her gün konuşuyor polisle. Ya hangisi böyle ofise gelip de beklemiş? Üstelik Ecevit ne zaman geliyor bilmiyoruz dememize rağmen... ...bekleyeceğim diye ısrar ediyor. Üstelik komiser hem de organizeden. Ne diyorsun yani? Niye arıyor bu polis Ecevit'i? Vallahi bilmiyorum, ben de sana soracaktım. Baksana, Ecevit bir anormal değil mi bugünlerde? Ama ne zaman normal oldu ki Sermet? Ya bir sen sevgilisisin, ben patronuyum, güya en yakın arkadaşıyım. Hayatının davasını kazandı bu adam. Nerede? İkimizle de değil. Nerede? Oldu. Ecevit'in başka kadınla işi olmaz Sermet, saçmalama. Ya ben başka kadın mı dedim Allah aşkına? Daha büyük bir şey kızım. Bu Zeki meselesi size biraz fazla dokunmuş galiba. Alışık değilim. Müvekkillerim genelde yaşar. Peki. Siz gene de evraklarda falan bir şey yakalarsanız haberim olsun. Gerçi ben bu işi birkaç güne çözerim ama... ...Özcan'ın Zeki ile bir bağlantısı var. Önce onu çözmem lazım. Bileyim yani cinayetlerin devamı gelecekse. Bir dakika. Nereden çıkardınız devamının geleceğini? He. Katil söyledi. Nasıl? Ya adam Özcan'ı vurmuş. Ondan sonra da İrfan'a demiş ki seni de öldüreceğim. Hem de neyle? Özcan'ın cep telefonuyla. Ya. Güzel ipucu değil mi? Çok güzel. Kibir işte Ecevit Bey. Ne beceriksizlik, ne şans, ne öfke. Hiçbiri. Bir katil yakalatan her zaman kibirdir. Bağırma lan. Bekle. Sıra sende. Konuştuysak konuştuk. Hesap mı vereceğiz? Delirdin mi sen? Polisten öğreniyorum oğlum İrfan'la konuştuğunu. Polis mi? Tanıştırayım. Gurur Kutay. Organize. Sen nasıl kafana göre ipucu bırakırsın arkanda? Bırakmadım. Telefonu aldım, kırdım, attım. Kart da aha burada. Ver şu kartı ver. Emredersin. Tamam. Bu iş bu kadar. Ecevit.
Ecevit. Dur bir. Vereceksin mi kartı? Ya dünkü çocuk muamelesi yapma bana. Ben de biliyorum o kartın bir gün bir işe yarayacağını. Bir bildiğin yok. Daha en başından beri yalan dolansın sarı. Hepimizi yakalatmadan bitireceğim bu işi. Ha bıraktım diyorsun yani ha? Boşuna öldü ha Zeki. Biz onca sene boşuna çektik. 50 tane yalan söylemeden önce düşünecektin ona. Ne 50'si lan? Ne zaman yalan söyledim ben sana? Abi bir durun Allah aşkına konuşalım. Bu iş bitti zaten sarı. Sana mutluluklar. Ah öyle. Sen mi söyledin Ecevit'e? Ne? Sen mi söyledin Ecevit'e? Ben söyledim. İyi yaptım. Çok da iyi yaptın. İstemiyorum burada. Başardın. Defoldu gitti Ecevit. Mutlu musun? Rahatladın mı? O kim lan? Beni arıyor ver. Kim lan bu? Gizli numara. Ha. Efendim. Benim. Peşindeler. Mahvedecekler seni. Duymayan kalmamış. Söyle. Ben kim olduklarını biliyorum. Kim? Anlatacağım. Kim şimdi develerini? Sohbetimiz yarım kalmıştı seninle. Otur. Anlat. Benim adım Hüseyin Kıran. Anlattı Hüseyin. Çocukluğumuzu bizden alan adamları anlattı. Gitti. Gitti mi? Hı, gitmiş. Bilal öyle dedi. İçin rahat etti mi? Evet, rahat. Hani şimdi çocuk kapıdan çıksa gelse... üzüleceksin yani. Sen de benim ağzımdan laf alacaksın yani. Ay, her şeyi de bilir. Laf ebesi. Benim sana bir şey demem gerek. Ahu... Sırası değil şimdi. Hüseyin burada. Ya Hüseyin'in diye bir şey olmasın Şerif. Ben sana bozuk olamam aga. Diyemedim. Söyleyemedim işte. Sen Ahu'yla eskiden... Çocuktuk oğlum o zaman. Geçmiş gitmiş. 20 sene olmuş. Değil mi? Tabii. Hatta... Sevindim bile. Harbi mi? Tabii oğlum. Biriniz kardeş, öbürü de öyle bir şey işte. Seviyorsanız. Sevmek ne be? Ölüyorum lan. Ölüyorum. Aa, ne bağırıyor bu lan be? Dur bakayım. Ecevit. Ha yedim ben. Kız vallahi o. Komşular. Ecevit'im geldi. Ulan patates kafanı. Oğlum başka bir şeye biraz da verip durma sen de. İstediğini yap arkadaş. Gerçek dediğin gözünün önünde değil de kalbinin içindeyse eğer inkar edemez. Karanlığın içinde seni bekler gerçek. Bir yere kaçtığı yok gerçeğin. İyi bakarsan ille görürsün. Niye kullanıyorum acaba senden ben? Alo. Beni hatırladın mı çocuğu? Öz canı vuran insan evladı. Anam unutmam senin sesini. O da olacak inşallah. Çünkü benim seninle kapatılacak bir hesabım var. Taka olsun. Ver ulan. Adresi ver, yerini söyle bana. Dinle.
Komiserim taktı. Kartı telefona taktı komiserim. Tespit ediniz mi? Evet yani? Komiserim. Merkez efendi özarlı. Sarı yardım telefonu kapalı, kartı almış, silahı da almış. Ne yapacak o silahla? Ben kaydı vermeden İrfan'ı vuracak. Kartı da aldı çünkü oradan arayacak. Aradığı anda da gurur denen polis yerini tespit edecek. Biz izin vermeyeceğiz, gel. Senle ben, bir planım var. Önce yolda ankesörlü telefondan beni arayacaksın. Ben de geleceğim yanına. Bu gece. Hem ne biliyor musun? Yanımda bir de misafir getireceğim. İrfan'ı. Baskına gidiyorum. Çekil. Bir adam aradı beni. Müvekkilini öldüren katil bir cinayet daha işlemeye gidiyor dedi. Ben de oraya gidiyorum zaten. Hadi çek şu arabanı. Avukat ne yapıyorsun? Hadi adam kaçacak. Çekil önümden. Kaçacak mı? Yoksa şu an oraya gitmeye mi çalışıyor? Ne dedin sen? Bunu bana mı dedin? Evet sana. Zeki'yi de emniyette vurdular. Katilin polis olmadığı ne malum? Seni bitirdim avukat. Sen var ya bittin. Polise iftira, görevden alıkoyma. Bitireceğim seni. Boşuna aramadı o adam beni. Polise güvenseydi eğer polisi arardı. Avukat, canını mı susadı? Sen ne yapıyorsun? Biri bana güvenmiş. Ben de onu yarı yolda bırakmıyorum. Yaptığım bu. Gitmek mi istiyorsun? Önce beni ezeceğim. Siyah bir jip duvara çarpmış. Plakası Lüle Burgaz, Parsa, Samsun. Ne şimdi bu? 04, hemen bir ambulans yönelik. Eyvallah. Sen kal. Kıpırdama bir yere. Şşş, yürü, katil oldum senin yüzünden zaten. Yürü, yürü. Sakın! Orada olma. Orada olma. Bitti sanırsın. Tamam. Atlattım kaderi dersin. Ama son anda... Zaten senin yüzünden kaç saattir emniyette kim bilir o polis ne yaptı ona. Ben senin yüzünden ateş ettim ben be. Kaza yaptırdım. Ya herif öldüyse, ya öldürdüysem. Oğlum. Kimsenin öldüğü falan yok. O kadar mı istiyorsun kimse bilmesin? Kendini öldürtecek kadar mı? Şimdi ne yapıyoruz Şerif? Vermeyeceksin değil mi kaydı? Bir de senden mi olacağım lan? Vermeyeceğim tabii. Benim adım Hüseyin Kıran. 20 sene önce İrfan Alkara, Özcan Tiryaki, Sait Karan, Gazanfer Bircan. Bu adamlar bir suç işledi. Ben bu suçu
Gerçek ölümsüzdür arkadaş. İstediğin kadar göm. Yeniden doğar. Hiç ummadığın bir kalpte. Her şeyi gördüm. Ahu! Hayır! Yalan söylüyor! Yalan söylüyor, inanmıyorum ona! Hiçbir şey olmadı içeride. Bir şey olmadı. Yapmıyorum Allah! Bir daha dokunmayacaksın bu çocuğa, tamam mı? Tamam, bir şey demedim. Ali! Bakma, utanıyorum. Ben senin bildiğin Zeki değilim artık. Hayır. Hayır. Geçmiş olsun. Öyle denemiş. Sen yokken merak edersin diye herkesi çektim. Her gün çektim. Karnem var. Gösterememiştim. Sonra şeyler var. İstemiyorum hiçbirini. Ama... Gelme. Gelme. Gelme dedim, anlamıyor musun? Sevmiyorum artık seni. Bir çocukluk aşkı be. Ne sanıyordun sen? Hep seni mi sevecektim? Büyü artık, büyü. Ben büyüdüm. Sevmiyorum artık seni. Bunun için mi? Yalan mıydı? Yani... Sen mi aslında... Benim bir düğün yanına gitmem lazım. Ya.
Gece gece nasıl bıraktın Ümran anne? Açmıyor mu? Cevap vermiyor mu? Şu tüfeği versen bana. Tamam, tamam ben bakacağım, tamam. Öleyim değil mi ben? Merak. Ne oldu? Bilemedim. Aa, ne oldu? Dur. Dur bir bakayım. Bir dur. Bir şey mi oldu? Biri bir şey mi yaptı? Ben seni göremeyince korktum. Ben korktum. Sıyırayım değil mi ben kafayı? Ha? Özür dilerim. Bir daha çok özür dilerim. Tamam. Özür dilerim. İki cinayet var, üçüncüsü yolda. Bizde ne var? Hiç. Ben sana güvendim oğlum. Senin için kaç tane şubeyi karşıma aldım ben biliyor musun? Ama herifler nezarette, sonra adliyede takır takır adam vuruyorlar. Sen burada karşımda dut yemiş bülbül gibi oturuyorsun. Neyin var evladım senin? Gurur. İstersen davayı cinayete vereyim. Özenemeyeceksen hani. Yol yakınken pes et gitsin oğlum. Sen benim ne zaman pes ettiğimi gördün. Hı? Gerek yok müdürüm. En kısa zamanda getireceğim katili karşına. Hayırdır Şerif? Niye çağırdın beni gece gece? Herkes iyi mi? Ahu. İyi. Bir bana düştü niyeyse. Niye sordun? Hiç. Bir sorun çıkmasın da. İşimiz var seninle. Özcan'ın kartı ver önce. Hüseyin kaydı ver önce. Bilal kart kart. Gömdüm lan gömdüm. Zeki'nin mezarına gömdüm kartı. Hüseyin nerede? Sözüm söz. Orası bende. Kaydı vermeyeceğim. Mahkemeye çıkarmayacağım Hüseyin'i. Hayırlı akşamlar Bilal abi. Eyvallah. Bize yaptıklarını kullanarak attırmayacağız onları içeri. Nasıl attıracağız onları içeri? Ne hatlar yiyorlar bugün onları öğreneceğiz. İlle bir suç işliyor bu adamlar. Onları bulacağız sırayla teker teker. Ya polisin gözü İrfan'ın üstünde. Aynen. Uyanırsa haber alırız hastaneden. Gazanfer hakkında da bir şey bilmiyoruz daha. O zaman biz de Sait'e gideceğiz. Nereye Sait'e gideceğiz? Hapishaneye. Müdür olmuş Sait hapishanede. Ne diyorsun aga sen? Diyorum ki kardeşim, yarın sabah erkenden sen, ben, İbo hapishaneye geri dönüyoruz. İrfan, burada mı? Hayır, hayır. Karısı mı içeride? Yanında. Bak, küçük bir kaza, bir şey yok da kafasını biraz sert çarpmış. Yani İrfan abi beyin sarsıntısı geçirdi. Yani doktor bekle. Oh. İrfan. İrfan. Duyabiliyor mu beni? Süleyha abla ben seni çıkartayım istersen ha. Duyuyor musun beni? Ben geldim bak. Hadi. İrfan. Bazen nereden geldiğini görmezsin tokadın. Aç hadi gözünü. Bazen de adın gibi bilirsin adresini. Sait hala devam ediyor mudur o şeylere? Eziyetlere? Anlayacağız. Emin misin aga? Hesabını sormak istemiyor muydun sen? Dünün değil bugünün. Şu an çektiklerin hesabını sormak istemiyor musun? Şerif. Bir şey olmayacak değil mi bize? Çocuklara bir şey yapmazlar değil mi Şerif? Ha? İstemeler onda ama. Öyle söyleriz. Acırlar belki.
Yok, ben yapamayacağım. Ne oluyor şimdi? Ne yapıyoruz? İçeri girmeyeceğiz belli ki. Ya kurnut o işi. İçeriyi dışarı getireceğiz biz de o zaman. Ne yapıyor? Yeni çıkmış birini yani. Bir çocuk bulacağız, konuşacağız. Az önceki çocuk gibi. Ailesi aldı götürdü ama onlar bilmez. Biz anlarız. Bir baksak anlayacağız Sait içeride neler çeviriyor. Kolay gelsin. Buyurun. Gurur Kutay, polis. Zeki Sinanlı'yı tanıyor musunuz? Niye, ne oldu? Hanımefendi polis soruyor. Tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Tanıyorum, yani tanıyordum. İyi, var mı peki böyle bir fotoğraf falan? Çekmişsinizdir belki. Acil lazım da. Bir saniye beklerseniz. Alma ver. Vakkas şimdi değil, sonra gideceğim. Gitsene oğlum. Şurada olacaktım sanki. Bir şey soracağım. Siz niye arıyorsunuz böyle patlayıp? Öldü, öldü. Zeki Sinanlı'yı öldürdüler. Kaç gün oluyor? Gel oğlum. Gel, korkma gel. Bak bu Şerif abin, bu Sarı abin, bu da Ferhat. Ferhat. Kuyu dibinden misin oğlum sen? Adamsın yani ha? Adam mısın lan? Ferhat, şimdi sana bir şeyler soracağım. Bana doğru cevap vereceksin ama, tamam mı? Ne soracaksın? Hapishaneyi. Korkma. Korkma oğlum, korkma. Kimse yok burada içeriden. Kimse bilmeyecek konuştuğunu. Tamam, tamam. Tamam, sen konuşma. Biz soralım. Doğruysa sen kafanı sallan. O zaman konuşmuş sayılmazsın. Ha Ferhat? İçeride. Vurdular mı oğlum sana? Mahkumlar? Senin tarafındayız. Korkma. Aç bıraktılar değil mi seni? Gökte ailen de göstermediler. Şimdi. Annem beni kanar şimdi. Peki oğlum içeride... Kanar şimdi. Siz benim nasıl yandığımı nereden bilirsiniz? İçeride... Dokundular mı sana? Yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Tehdit ettiler değil mi seni? Siz benim nasıl diyemedin sen de kimseye. Nereden bileceksiniz? Korktun sen de. Çok korktun. Ama daha çok utandın değil mi? Bir
bir günah işlemiş gibi. Peki Sait de dedin mi? Dedin değil mi? Hiçbir şey yapmadı değil mi Or? Sen dedin. Sait abi ne olur dedin değil mi? Yapmayın dedin değil mi Or? Yalvardın değil mi? Ne olur Sait abi yapmayın. Ama Sait it gibi baktı değil mi? Sait büyük mahkumlara dokunmaz değil mi? Ha? Hiç şey yapmadı. Yalvarırım Sait abi dedin. O öyle durdu değil mi oğlum? Konuşsana. Yardım istedin. Sait abi ne olur dedin. Ne olur Sait abi ne olur dedin değil mi oğlum? Ama Sait yardım etmedi değil mi? Konuşsana Taran. Abi ne olur ama. Siz benim neden kaçtığımı... Nerede? Öldüreceğim. Öldüreceğim ben bu herifi öldüreceğim. Ben öldüreceğim Sait'i. Tamam. Sait'e bir şey mi yapacaksınız? Bir şey demiyorsun ki bir şey yapalım be oğlum. Bir şey yapacaksanız derim ama. Alt katta bodrum var. Uslu durmayanları oraya alıyor Sait. Dövüyor işte orada. Kamera varmış. Hepsini kasetlere alıyor. Niye? Öbür çocukları izletiyor. Size de böyle yaparım diyor. Üstüm başım toz içinde, önüm arıyor. Peki sen biliyor musun bu kasetlerin yerini? Kasasındaymış. Hep öyle diyor. Ben sadece bu kadarını biliyorum. Bulalım be. O kasayı bulalım. Bu nasıl bulacağız? Giremiyoruz ki içeri. Siz benim neden sustum? Önce Ferhat. Nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Sait Bey, bir gazeteci burada. Ne gazetecisi? Sizinle görüşmek istiyor. Ben randevusuz görüşmediğinizi söyledim ama bir türlü ikna... Sait Bey? Ay inanmıyorum. Ay ne kadar gençmişsiniz. Ben de yaşlı birini bekliyordum müdür deyince. Bu arada ben Bahar. Kusura bakmayın pat diye daldım içeri ama çok merak ediyordum sizi. Bir 5 dakikanız var mı acaba? Buyurun Bahar Hanım. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ben bir dergide yazıyorum. Çocuk ve Gelecek dergisi. Bu suç işlemiş çocukların topluma kazandırılması ile ilgili bir araştırma yapıyorum. Tabii orası şart. Burası da en vukuatsız, en olaysız hapishaneymiş. Öyle duydum. Yani öyle söylediler. Ben de merak ettim kim idare ediyor. Bir geleyim bakayım dedim. Bir telefon açıp teyit edeyim. Çay. Durun, ben su getireyim. Mahallede kasa hırsızından bol ne var? Abi alıp geleyim maymuncuk Ali. Hapishaneye kasa hırsızı sokalım. Süper fikir. Biz daha kasanın yerini bilmiyoruz. Aga, giremiyoruz işte hapishaneye. Ne yapalım? Sen söyle, var mı bir fikrin? Ne yapalım? Düşünüyorum. Oğlum. Efendim? Ecevit. Ecevit yetiş. Ne oldu? Sait odasına inmiş. Nasıl Sait? Sait mi? Nasıl Sait'in odasındasın ahu? Kasayı almaya geldim. Kasayı bulmaya geldim. Çıkalım. Ben şu an oğlum Sait'in odasında. Ben şu telefonu edeyim. Ondan sonra ben kendim bakayım size olur. Bana
Bağırın. Bağırın. Oya. Bağırın. Abi bu işler senlik değil. Öyle mi? O zaman niye kasanın yerini siz biliyorsunuz, ben biliyorum acaba? Nasıl? Kasa adamın masasının altında. Gizli bir bölme var, bir de üstünü kapatmış halıyla, uyanık. Vallahi da bulmuş kasayı. Viski alabilir miyim? Buzsuz olsun. Gelmeyecek değil mi? Aradım, açmadı. Başka biri var galiba. Onun için geldim ben zaten. Haklısın. Biri var. Güzel mi? Yok. Ben güzel diyemem pek. Ama var bir havası. Sarışın mı? İcevit birine kapılırsa sarışın olur diyordum ben hep. Yok değil. Kapkara bir şey. Saçlar iki numara, bıyıklar uzun. Ne diyorsun be sen? Ya kızım. Cin gibiydin sen. Ne oldu böyle aşk maşk? Şapşala döndün iyice ha. Kadın madın yok kızım. Bir sen, bir sen. Şaka yaptım ya. Gerçekten böyle biri var ama. Bugün şirkete iki kişi geldi, alıp götürdüler Ecevit'i. Önden belli bizimki yok ortalıklarda. Onlarla. Kimmiş o onlar? Nasıl tipler? Vallahi ne bileyim kızım. Yabani yabani adamlar. Ne dedi biliyor musun birisi işlerinde? Ben Ecevit'in en yakın arkadaşıyım. Öyle mi? Pardon ama... o Ecevit'in en yakın arkadaşıysa... ben de sevgilisiyim Sermet. Tanışalım bakalım şu arkadaşlarla bir. Tamam değil mi? Aldınız beni de aranıza. Niye beni aradın? Orada zor durumda kalınca... Bilal değil de beni aradın. Ben mi? Bilal bilmiyor ki bildiğim, sen biliyorsun. Hem şimdi gelmesin oraya, başını belaya sokar, yakalanır falan. Deli biliyorsun. Anladım. Ona bir şey olsun istemem. Tamam, anladım. Hem niye ben seni arayayım ki? Bir şey olduğunda sen bana geliyor musun? Ben sana niye geleyim? Doğru. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ne oldu? Pek hoşunuza gitmedi galiba benimle karşılaşmak. He, niye? Polis sevmem ben. Yapma ya. Zorda kalınca ararsın ama imdat polis diye. Neyse. Siz Zeki'nin arkadaşıymışsınız eskiden. Hala arkadaşıyız. Öyle mi? Haberin var mı? Adam vurdu Zeki. Katil şimdi senin arkadaşın. Zeki kimseyi öldürmedi. Ben de ona geleceğim. Zeki öldürmediyse sen mi öldürdün? He? Hadi söyle bana. Sen mi vurdun Özcan Tilaki? Sorarsan sor. Ben kimseyi öldürmedim. İspatla o zaman. Neredeydin cinayet günü? He? İspatlasanız hadi. Özcan vurulurken neredeydin? Biz... Nerede, nerede? 29 Şubat sabahı 10 sularında neredeydin? Bir dakika, bir dakika. Bu çocuklar benimleydi o gün. Ben fenalaştım. Bilal'le İbo sağlık ocağına götürdüler beni. Bak, bu çocuklar serseridir, haytadır ama altın gibi kalpleri vardır aslında. Ben hep ayrı tuttum onları. Kaç çocuk okuttum hatırlamam. Ama onları hiç unutmadım. İsterse aradan yıllar geçsin, hiç gelmesinler bana, ben yine de hiç unutmam onları. Onlar da sağ olsunlar,
bırakmazlar beni. Aldılar doktora götürdüler o gün. Ya inanmıyorsan git sor. Sağlık ocağındakilere sor, söylerler sana. Ben kural severim. Bilmeniz varsa bir kısa özet geçeyim. Yeni gelenler için. Biz 4 adamdan intikam almak istiyoruz. Özcan, ki kendisi mefta oldu. İrfan, Sait ve Gazanfer. İrfan zaten hastanede. Ölecek mi kalacak mı belli değil. Uyanırsa peşimize düşecek. O uyanmadan... Sait'i halletmek gerek. Sait'in kasası. Kaç yıldır ettiği işkencelerin kaydı var orada. Hapishaneye mi gireceğiz yine? Yani belki ben tekrar... Oo, yavaş, yavaş. Biz girmeyeceğiz içeri. Kasayı dışarı çıkaracağız. Uyanacak değil mi Hasan? Herhalde. Takoz İrfan'ı. Bir kıydırık kazayla mı gidecek? İrfan abimin içindeki o şey var ya, o yaşatır onu. O böyle köpek balıklarında olur. Kan kokusu alır hani bunlar. Öyle aç, öyle kinli, öyle vahşi. İrfan? Abi. Acele edin biraz oğlum. Ne yapıyorsunuz siz akşama kadar he? Geyik mi? Aşağı, fener yanıyor. Çakal ya, beyaz yaka. Zannediyor ki görmeyeceğiz ya. Gurur. Ne yapıyorsun sen? Hiç geyik. Ne oldu Özcan davası? Vallahi bir numara yok, aynı. Oğlum ben sana acele et, bir şeyler bul demedim mi? Yoksa davayı cinayete vereceğim diye. Ha, anladım. Buldun sen bir şey yani. İpin ucunu yakaladım müdürüm. Yavaş yavaş çekeceğim ama. Ne var ne yok hepsi bir elime gelsin. Bir daha o işe kafa göz dalmam. Yani? Yani müdürüm, istersen ver dosyayı bana bekle. İstersen git cinayete ver, daha çok bekle. Devam mı ediyorsun, pes mi ediyorsun? Kararını bildirirsin sonra. İrfan uyanınca ona telefon eden adamı arayacak ilk. Bulursa konuşturur Hüseyin'i. Ne diyorsun sen? Adam ölüyor oğlum. Riske atamam damat. Nerede senin merhametin? Deme öyle. Şimdiden kaybettin daha. Böyle mi yetiştirdim ben seni? Hı? Bu musun artık? Böyle bir adam mı olacaksın? Baban gibi mi olacaksın Ece? Asla. Asla babam gibi olmayacağım. Unutma o zaman bu dediğini. Niye? Haber geldi çünkü. Çıkıyormuş baban hapisten. Al şu cüzdanı. Çıkar içindeki paraları. Al oradan kendine harçlık. Sen al lan. Kalın para. Sen kimin oğlusun? Cevap ver! Benim oğlumsan alacaksın o parayı. Yok almıyorsan çıkacaksın sokağa, deşeceksin birini, kendin alacaksın. Almayacağım. Deşmeyeceğim kimseydi. Senin gibi olmayacağım ben. Kanun kaça olmayacağım ben senin gibi. Ya ne olacaksın? İyi adam olacağım. Avukat olacağım ben. Büyüyünce ne olursan ol. Ama o zamana kadar babanın parasını yiyeceksin. Ye şimdi.
yapıyorsun çocuğa be? Anne! Anne! Anandan aldırma hırsımı. Ye dedim. Ne olur yapma. Ye! Hadi! Bırak, bırak, bırak yavrum. Vay, vay, vay. Yanına koyayım, eve bak. Ulan yemin ediyorum dizilerdeki gibi ha. Abartmayın lan. Yok, yok. Ecevit'in yeni hayatı. Güzelmiş. Aga bu. Şey mi ya, bu ünlü mü bu resim? İstersen biz bunu tuzu yokutalım. İbo, ha? İbo! Ne dedim? Demedim mi bunun rüşbü hamuru vardır diye bundan? Demedim mi? Çık el iki adım. Sen de, sen de, sen de. Yok ya. Ne yok ya? Hep böyle yapıyorsun. Bana işte rüşbü hamuru. Var işte abim burada. Ha? Bunlar yolda iddiaya girdi. Bilseydim ben de girmezdim. Sen de acaba böyle flair falan var mı? Hani böyle pro içerken Ecevit Bey. Gülme vallahi boğarım seni. Ben almadım onu. Birsen almış. Birsen almış. Vay manita yapmışız. Birsen. Kimmiş bu Birsen? Dökül bakalım. Ya tamam hadi sonra konuşuruz. Seni mi dinliyoruz şimdi? Vallahi adamın birini bayıltıp evine gireceğiz. Sonra da hiçbir şey yokmuş gibi kasasını alıp dışarı çıkacağız. Bu konuda bir tecrüben var diyorsan buyur seni dinleyelim. O zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi herifin evi ikinci kat. Onu tırmanmak sakat. O yüzden ben kapıdan gireceğim içeri. O iş kolay. Biz ne yapıyor olacağız o sırada? Siz de kapının dışında bekliyor olacaksınız. Ya maazallah. Adamı ben bayıltana kadar uyanır falan görmesin sizi. Bayıltmak derken? Sait gazı yedi mi bir dakikada sızar. Biz işimizi bitirene kadar da kaldıramaz kafayı yerinden. Bu mudur? Bir küçük ayrıntı. Şimdi diyelim biz girdik eve. Açtık kasayı, aldık alacağımızı, kanıt manıt. Verdik işte polise, mahkemeye neyse. Kaç yıl yatacak aga bu adam? Kaç yıl yatacak Şerif? Yeter ama Sarı. Bir sordun, iki sordun, susuyorum yeter. Ne konuştuk biz seninle? Hiç aklınızdan geçmiyor mu? Ha? Böyle bir iki yıl yatıp çıkacak bu adam. Hiç içiniz sızlamıyor mu yani? Anlaştık biz. Yasa dışı iş yapmayacağız. Adam öldürmek yok, hile yapmak yok dedik. Vereceğiz kaydı adalete. Neyse cezası çekecek Sait. İşte bunun cezası 3 yıl, 5 yıl diyorum. Bu adam devlet memuru değil mi? Çağıracak 50 tane arkadaşını, onlar da şahitlik edecekler. İyi halden, indirimden bilmem ne, 1-2 yıl yatacak, çıkacak olan bunu... Yapmayacağım. Bir kere suç işledim, o da Zeki için. Bir daha yapmayacağım. Zaten avutup duruyorum kendimi bir kere diye. Onlar gibi olmayacağım ben Sarı. Onlar kadar kötü olmayacağım. Senelerimi verdim ben haklıyla haksızı ayırabilmek için. Çocukluğumda onun hayalini kurdum. Şimdi de öyle yapacağım. Atacağım bu adamı içeri, çekecek cezasını. Kanun ne diyorsa o kadar. İşimi kötüye kullanmayacağım bu iş için. Onlar gibi olmayacağım ben. Bence de. Size bir kötülük yapmışlar. Siz niye bunu miras alıyorsunuz? Niye siz kötülüğü yayıyorsunuz? Verin adalete, neyse cezası versin yani. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Pidecidir, pide söyledim. Seviyorduk ya eskiden. Ha. Sürpriz. Canım, ben suşi aldım. Onlara bir şey olmaz ama sizin yemekleriniz soğuyor. Kokuyor da zaten. Hadi geçelim. Vallahi benim bir suçum yok. Bir sen sürükledi. Merhaba. Merhaba. Bir sen değil mi? Bir sen Taran. Memnun oldum. Ahu ben de. Ecevit sizden bahsetmişti. Senden bahsetmemişti hiç.
İşte öyle Ecevit'ten duydum çocukluk arkadaşlarım diye. Baktım tanıştıracağı yok. Baskın yapayım dedim ben de. Bölmedim değil mi kişi canım? Yani tabii haber verseydin. O zaman nasıl baskın olacaktı? Kızmadın değil mi? Kızma. Biz de Bilal Bey'le kötü bir başlangıç yaptık. Kendi adıma özür dilerim ama 10 yıldır tanırım Ecevit'i. Çocukluk arkadaşı olduğunuzu bilmiyordum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Estağfurullah. Çocukluk arkadaşı değil, en yakın arkadaşı. Şimdi siz tabii şaşırıyorsunuz nereden çıktı bunlar diye de biz yıllar sonra yolda karşılaştık Ecevit'le. Ne güzel işte. Bence gayet iyi anlaşacağız. Eski arkadaşları, yeni arkadaşları. Değil mi hayat? Ecevit sen hiç yemedin o şeyden, pideden. Hı, onda mantar var ya. Mantar yemez ki o, alerjisi var. Ecevit rahatla mantar, her tarafı kızarır oğlum, mantar nasıl yiyorsun? Hatırlıyor musun bir kere pancar topumuzda oğlum böyle bayrağı tabanı oraya yazıyorsun, tıkır mısın ya? Ecevit'in mantar alerjisi mi var? He. Bilmiyordum ben. Evet tabii. Yeni arkadaşlarının bilmediği şeyler var. Peki Ecevit, Paris'te mi gitmiştik seninle o yemek kursuna? Sen trüf mantarı yapmıştın orada, o nasıl oldu? Hem de ne kadar güzel pişirmişti değil mi? Muhteşem. Ecevit, yemek mi yaptın? Kadın kursuna mı gittin lan? Paris'te mi devam? Allah. Demek ki eski arkadaşların da varmış bilmedikleri. Hayat. Bir şey soracağım aga. Kimsin lan sen? Vallahi ben de sorarım aynı şeyi. Baksana. Kim bilir daha neler öğreneceğiz. Sevgilim. Kimsin sen? Evet Ecevit. Hakikaten kimsin sen? Bize hiç ailesinden falan da bahsetmez. Siz tanıyorsunuzdur kesin, anlatsanıza biraz. Mesela benziyor mu Ecevit babasına hiç? Hayır. Babama benzemem ben. Ben mi havancım? Ulan şuraya bak. Kim bilir kaç yıldır biriktiriyor. Tamam Miska, kapa şu kasayı. Yerine koyalım şu herifi de çıkalım buradan. Hemşire arıyor. Alo. Benim ha? Ha? İrfan uyanmış. Al işte. Öbürü de uyanmış. Sıkışıyoruz Şerif. Biz bunları indirmeden bunlar bizi indirecekler. Hiç değilse sayın. Tamam Bilal. Halledeceğim İrfan'ı. Hadi toplanın. Bir dakika. Nereden biliyoruz bu kasetlerde o kayıtların olduğunu? Kaseten aldık işte. Bırak şimdi. Bu herif daha önce kandırmadı mı bizi? Gene kandırdı belki. Belki bunların üstüne başka bir şey kaydetti. Bir kontrol etmeyecek miyiz? Tamam işte doğru kaset kapat. Kapat. İzle.
Kapat şunu, kapat. Yapmayacağım, onun gibi olmayacağım ben. Olmak istemediğin adam için kimin ölümüne mani oluyorsun izle. Hani benim sevincim nerede? Bilyelerim topacım. Kiraz ağacında yırtılan gömleğim. Çaldılar çocukluğumu habersiz. Penceresiz kaldım anne. Penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tel örgülere takıldı. Hani benim gençliğim anne. Penceresiz kaldım anne. Penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tellere takıldı. Hani benim gençliğim nerede? Genzi yakan ekmek gibi, aşk gibi. Ah ne varsa güzellikten yana bölüştüm, büyümüştüm. Bu ne yaman çelişki anne. Bu ne yaman çelişki anne. Kurtlar sofrasına düştüm. Hani benim gençliğim anne. Bunu yani. Bu ne yaman çelişki anne. Bu ne yaman. Bir iki yıl yatıp çıksın mı yani Sait? Kurtlar sofrasına düştüm. Hani benim gençliğim nerede? Duvarlar konuşmuyor anne. Duvarlar konuşmuyor anne. Açık kalmıyor hiçbir kapı. Hani benim gençliğim anne. Duvarlar konuşmuyor anne. Duvarlar konuşmuyor anne. Açık kalmıyor hiçbir kapı. Kaçma Ecevit. Kendinden kaçamaz insan. Hele verdiği karardan asla. Delil dediğiniz nasıl geçti elinize? Kimden? Her türlü o mahkemeye çıkacaksın Sait Efendi. Kurcalama boşuna. Bu davanın peşini bırakmayacağım ben. O çocukları sahipsiz sandın ya. Görev değil sadece. Babayım ben aynı zamanda.
Anlatabiliyor muyum? Oo müdürüm, verdin mi kararını? Konuştum cinayetle. E'si dosya sende. Bu arada bir gelişme kaydediyorsundur inşallah. Yani beni pişman etmezsin Gurur. Ha oğlum? Buluyor musun bir şeyle? Alo, aldınız mı bilgiyi? Ne oldu? İrfan'ın arabasını ateş eden adamın resmini çizdiniz mi? İyi, alayım. Bu peşimizdeki adamlar bir şey yapmayacak mıyız? Hiçbir şey yapmayacağız. Cebrail yapacak. Sadece polise ötecek olup biteni o kadar. Bir daha düşürmesin. Düşürürse de başımızın üstünde yerim var. Dayım abi. Eyvallah. Bir bekleyeniniz var mı dışarıda? Benim gibi adamların bekleyeni olmaz. Asıl benim var bir beklediğim. Sen kimsin? Ecevit Orhan. Yeni avukatınız. Bilzem mi kaydı? Vereceğim. Ama mahkum ettirmek için değil. Avukat olmak için vereceğim. Busun. Busun işte sen. Buyum. Vereceğim kaydı savcıya. Açacak davayı. Bir avukata ihtiyacı olacak Sait'in. O avukatı ben olacağım. Tek ben kurtarırım seni diyeceğim ama her şeyi anlatacağım bana. Anlatacak, güvenecek bana, inanacak. Ne dersem yapacak. Sonunda öyle bir pişman olacak ki. Öldürün beni diyecek. Öldürün de kurtulayım. Şurada kardeşimin döktüğü gözyaşları var ya. Her bir yaş için bir daha öldüreceğim onu. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Var zaten benim bir avukatım. Ha, artık yok. Bana devretti Fuat. Açın sorun isterseniz. Bilir benden iyisi olmadığını. Kibarca rica etti. Ben de kabul ettim. Kibarca rica ediyorum arkadaşım. Sait'i savunmayacağım. Hatta el kralı İstanbul'da kimseyi savunmayacağım. Pılını pırtını toplayacağım. Sait sorarsa ben ne dersem onu diyeceğim. Bir kişiyi ötersen... Anladın? Yapma. Anladın mı lan? Ah yapma. Yapma dur konuşalım. Konuşalım ne olur. Vereceğim senin ellerinde mi şimdi? Aynen.